siyaset yapabilirsiniz. Vatandaşın hizmetini de yapabilirsiniz. Ama vatandaşın gönlüne girmediğiniz sürece yaptıklarınız hiçbir şey ifade etmiyor. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında gönül belediyeciliği seferberliği başlatıyorum sloganı ile ilgili olarak AK Parti'nin genel başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesaj çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Vatandaş ile iç içe olacağız. Beraber yol yürüyeceğiz. Tevazuyu da elden bırakmayacağız. Gönül siyasetini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da devam edeceğiz dedi. Şimdi öncelikle il başkanları toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'nin de izlediği üzere gönül belediyeciliği, evet, gönül siyaseti, sadece belediyecilik demek de doğru olmayabilir. Gönül siyasetinden bahsetti. Şimdi buradaki mesele tabii ki şu. Biz bir seçimlere girdik. Girdiğimiz evet, seçimlerde 24 Haziran seçimlerinde gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oy oranı gerekse AK Parti'nin almış olduğu oy oranı ortada. Dolayısıyla AK Parti'nin almış olduğu oy oranı Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı orandan düşük. Tabii bu takdiri kullanan kim? Bu takdiri kullanan aziz milletimiz, bu millet kullanıyor. Yani milletimiz dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımızla yola devam ediyoruz, AK Parti ile de yola devam ediyoruz. Ama burada aynı zamanda da seçim anlamında demokrasinin geleceği ve gelişmesi anlamında AK Parti hükümeti anlamında da baktığımız zaman vatandaş bir mesaj verdi. Bu mesajı da bizim siyasiler olarak doğru bir şekilde algılamamız ve doğru bir şekilde okumamız lazım. Bunun için gönül belediyeciliğinden özellikle vurgu yaparak, gönül siyasetinden özellikle vurgu yaparak bahsetti. Burada bizler siyasetçiler olarak başta şahsın, aynı zamanda milletvekilleri, aynı zamanda belediye başkanları olarak alınması gereken mesajı, öncelikle sandıkta vatandaşın vermiş olduğu mesajı, sonrasında AK Parti'nin genel başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesaj çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Yani burada şunu söylüyor. Siyaset yapabilirsiniz, vatandaşın hizmetini de yapabilirsiniz ama vatandaşın gönlüne girmediğiniz sürece yaptıklarınız hiçbir şey ifade etmiyor. Bu hepimiz açısından aynı, bu belediyecilik açısından da aynı, her türlü hizmeti yapabilirsiniz. Veya merkezi hükümet olarak her türlü hizmeti yapabilirsiniz. Ama vatandaşa dokunmadığınız zaman, onun kalbine ve gönlüne dokunmadığınız zaman, gidip bir bardak çayını içmediğiniz zaman, vatandaş bize bir defa oy verir, iki defa oy verir, üç defa oy verir veya üçüncü de kapının önüne koyar. Bunu alması gereken herkes, başta şahsım olmak kaydıyla herkes alacak. Almayan, almayan olursa almayanlarla da yolumuza zaten devam etmeyeceğiz. Bu gayet açık ve net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor, evet, söyledi. Dolayısıyla herkes oradan mesajı çok doğru bir şekilde aldığını düşünüyor. Evet. Onda bir şeyimiz yok, bir durumumuz yok. Biz vatandaşla iç içe olacağız. Vatandaşımızla beraber yol yürüyeceğiz. Tevazuyu da elden bırakmayacağız. Gönül siyasetini yapmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında devam edeceğiz. Eksiklerimiz varsa eksiklerimizi de kapatmak zorundayız.